Merhaba çocuklar. Ben Matelogore İlköğretim Okulu'ndan Fizik Kimya öğretmeni Sevilay İgc hapçe. Şimdi 9. sınıflardan fizik dersini işleyeceğiz. Kaldığımız yerden devam edelim. Konumuz beyaz ışığın renklere ayrılması. şekilde gördüğünüz bir prizma. Prizmaya gelen beyaz ışık 7 renge ayrılmakta. Kırmızıdan mora doğru. Şimdi bunu daha detaylı bir şekilde göreceğiz. Çünkü biliyorum kafanızda soru işaretleri oluştu. Nasıl olacak? Beyaz ışık nasıl da renkler ayrılır? Görelim. Gökkuşağının oluşması. Işığın yağmur damlalarından geçerken renklere ayrılması sonucunda oluşur. Aynı prizmada beyaz ışığın ayrıldığı gibi, renklere ayrıldığı gibi gökkuşağının da oluşması, ışığın yağmur damlalarına geçerken renklere ayrılması sonucunda oluşmasındandır. Gökkuşağını oluşturan bütün renkler birleştiğinde tekrardan beyaz rengi oluştururlar. Beyaz ışığı oluştururlar. Çünkü beyaz bir renk değildir, Renklerin karışımından oluşan bir ışıktır. Belirli renkleri soğurup kendi rengini geçiren cisimlere beyaz ışık denir. Işık filtresi beyaz ışık kırmızı filtreye gönderilirse kırmızı rengi geçirir, diğer renkleri ise soğurur. Beyaz ışık yeşil filtreye gönderilirse yeşil rengi geçirir, diğer renkleri soğurur. Beyaz ışık mavi filtreye gönderilirse mavi rengi geçirir, diğer renkleri soğurur. Yani ne demek istiyor? Kırmızı bir tahtaya beyaz ışık gönderildiğinde sadece kırmızı rengi geri yansıdır ve biz kırmızıyı görürüz. Diğer bütün renkleri emer, soğurur yani. Aynı şekilde mavi olan bir tahtaya beyaz ışık geldiğinde mavi rengi geçirdiği için bize mavi rengi yansıtır ve biz mavi rengi görürüz. Diğer renkleri ise soğurur. Ana renkler ana renk filtreleri üzerinden geçmez. Kırmızı ışık mavi ve yeşil filtreden geçmez. Not unutmayalım. Beyaz ışık ana renkle beraber komşusu olan renkleri de zayıf olarak geçirir. Işık filtreleri trafik lambalarında, güneş gözlüklerinde, eğlence yerlerinde, renkli ışıklarda kullanılır. Renk karışımları nasıl olur? Kırmızı yeşille karıştığında sarı renk oluşur. Kırmızı mavi ile eflatün, yeşil mavi ile turkuaz, kırmızı yeşil artı bir de mavi olduğunda beyaz oluşur. Renk karışımlarının hepsi beyaz ışığın bulunmakla beraber günlük yaşantımızda büyük bir yeri kapsar. Çünkü ana renkler dışında etrafta gördüğümüz her renk renklerin bir karışımıdır. Renk karışımları şekilde gördüğünüz gibi kırmızıyla mavi karışınca mor renk elde edilir. Sarıyla kırmızıdan turuncu elde ederiz. Kırmızıyla yeşilden kahverengi, beyaz ve kırmızıyla pembe, sarı ve mavi ile de yeşil rengi elde edebiliriz. Ana renklerimizi kullanarak diğer renk karışımlarını elde edebiliriz. Newton'un deneyi, ışıkla ilgili bir deneyi var. Neymiş bakalım? Beyaz ışığın tüm renklerin karışımından oluştuğunu İlk olarak İngiliz bilim insanı Isaac Newton 1670 yılında yaptığı bir deneyle keşfetmiştir. Neymiş bu deneyi? Newton bir odayı kararttıktan sonra ışığın odaya küçük bir delikten girmesini sağlamıştır. Odaya giren ışığın önüne bir prizma koyarak renklerin ayrılan ışığı ekran üzerine düşürmüştür ve böylece beyaz renkin diğer renkleri kapsadığı anlaşılmıştır. Işığın ana renkleri nelerdir? Kırmızı, yeşil ve mavi. Bir daha tekrarlayalım. Işığın ana renkleri kırmızı, yeşil ve mavi. Diğer renkler ise bu renklerin farklı farklı oranlarda bir araya gelmesiyle oluşur. Beyaz ışığın kırılması nedir peki? nasıl kırılır? Işık ışınları saydam bir ortamdan başka bir saydam ortama geçerken, ışınların bir kısmı yansıyarak geldiği ortama dönerken, bir kısmı da ikinci ortama doğrultusu ve hızı değişerek geçer. Daha önceki derslerimizde biz zaten ışığın kırılmasını, yansımasını öğrenmiştik. Işığın ikinci ortama geçerken doğrultu değiştirmesine Işığın kırılması denir. Yine bir beyaz ışığın prizmadan geçişi. Prizmaya gelen beyaz ışık, prizmaya girdikten sonra kırılarak prizma içine ve prizmadan çıkarken tekrar kırılarak dışarıya doğru yansır. Kırılmanın özellikleri. Gelen ışın normal ve kırılan ışın aynı düzlemdedir. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçen ışık da normale yaklaşarak kırılır. Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçen ışık da normalden uzaklaşarak kırıldı, kırılır. Geçen dersimizde zaten prizmayı çizdiğimizde ışığın kırılmasıyla normaline doğru e, alıştırmalarda yapmıştık. Normal üzerinden gelen ışın eğer dik gelen ışınsa, diğer ortama geçerken kırılmaya uğramaz. Yani normale göre dik gelirse ışık o zaman kırılmaz, kırılmaya uğramaz. Ancak bir ortamdan başka bir ortama geçerken kırılır ve açıyla gelirse kırılır. Bir kalemi suya atarsak onu eğri görmemizin nedeni aslında ışığın kırılmasındandır. Gelen ışınlar gelme açısı ve kırılan ışınlardır. İşte örnek. Bunu kolayca evde de deneyebilirsiniz. Bir kalemi suya atarsak onu eğri görmemizin nedeni ışığın kırılmasıdır. Gelen ışınlar gelme açısı ve kırılan ışınlardandır. Şimdi bir örnek yapalım. Hadi çocuklar, hepimiz bunu evde deneyelim. Boş bir bardağın içine kalemimizi koyalım ve görüntüleyelim. Görüntüleyelim. Gördüğümüz gibi Herhangi bir görüntü değişikliği yok. Şimdi de bardağımıza su dolduralım ve suya tekrar kalemi koyalım. Bu sefer karşıdan izlediğimizde kalemimizde sanki kırılmış gibi farklı bir görüntü göreceğiz. Bunun nedeni işte ışığın bir ortamdan başka bir başka bir ortama geçerken normale göre kırılmasındandır. Şimdi diğer şeklimizde. Gördüğümüz gibi bunu daha kolay bir şekilde açıklayabiliriz. Gelen ışık normale göre bir açıyla gelir. Hava ortamından su ortamına geçerken ışık kırılır. Fakat kırılırken şu normale göre açısı daralacaktır. Çünkü bir ortamdan başka bir ortama geçer. Aynı bu örnekte olduğu gibi. Beyaz ışık kaynağı gök kuşağı nasıl oluşur? Yağmur damlasının içine girince kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert ve mor renkleri ayrışır. Mor renk çemberin içinde, kırmızı ise en dışında kalır. Ayrışmış renkler iç bükey arka yüzden çeşitli açılara yansımaları sonucunda gözümüze sırayla dizili renklerden oluşmuş bir bant şeklinde görürüz. Gök kuşağını görebilmek için güneş, biz ve yağmur damlaları muhakkak belirli bir açıda dizilmek zorundayız. Ama daha önemlisi milyonlarca yağmur damlasından yansıyan ışınların gök, gözümüze geliş açıları mutlaka aynı olmalıdır ki biz gök kuşağını görebilelim. Şöyle. Güneşli bir günde yağmur yağarken Yağmur damlalarına gelen şu ışık, beyaz ışık şu yağmur damlasından saydığımız diğer 7 tane renge ayrılarak kırılır ve bu şekilde de gök kuşağımız oluşur. Güneş ne kadar yüksek olursa gök kuşağı dairesi de o kadar aşağı iner. Bunun içindir ki yedi renkli gök kuşağını sabah ve akşam yağışlarından sonra daha çok görürüz. Genellikle fark edilmez ama dikkat edelim. Bir daha güneş güneşli bir havada yağmur yağdığında ve gök kuşağı oluştuğunda eğer gök kuşağını görürseniz dikkatli bir şekilde bakmanızı rica ediyorum sizden. Çünkü ne görürüz? İkinci kuşak pek dikkat çekmez. Ama genellikle fark etmediğimiz gök kuşağında daima iç içe iki halkadan oluşur. Biz bu ikinci halkayı pek fark etmeyiz. Ama dikkatli bir şekilde bakarsak bunu görebiliriz. Bir ikinci zayıf kuşağın daha bulunmasının nedeni ise bazı güneş ışıklarının su damlasının iç yüzeyine bir kez değil, iki kez çarpmalarından dolayıdır. Konuyu kısaca özetlemek gerekirse, bir prizmaya gönderilen beyaz ışık demet giriş ve çıkış yüzeylerinde iki kez kırılır. Bir kez prizmaya girerken ve prizmadan çıkarken kırılır. Böylece beyaz ışık ortaya çıkar. Beyaz bir renk olarak kabul edilmez çünkü bir ışıktır. Kırmızıdan başlayıp morda biten bu ışık demetinde tüm renkler bulunur. Sırasıyla kırmızıdan başlayıp turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor renge kadar tüm renkler bulunur. Şimdi size beyaz ışıktan ya da diğer bütün renklerden oluşan beyaz ışığın kısa bir videosunu göstereceğim. Bunu evde de kendiniz yapabilirsiniz. Bütün renklerin birleşiminden beyaz ışık nasıl oluşur? Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Gelecek ders görüşmek dileğiyle.